Bu ne? Timsah mı? Tabii. Yazsınlar şimdi mesela. Geliyormuş. Timsah olarak. Şimdi ben sahilden... Bu arada arkadaşlardan bir ricam var. Ben tabii tatilden geldiğim için tam konsantre olamadım. Benim antenim yok. Antenimi getirin. Evet, anteni Burak hallet Murat abi. Burakcığım benim antenimi verin ne olursunuz. Çünkü ben antensiz burası yapamıyorum. Timsah adası Erdek'te. Aa! Ben yokken antenimi biri yemiş. Evet. 6 değil ya 7 sene olmuş. Yani 7 yıl geçmiş aradan. Evet. 7 sene önce yani 2011 yılında buraya geldim falan filan. Bu benim antenimi kim kırdı bak. Evet, ondan hesaplaşacağız yayından evet. Sonra. Antenimsiz Burak yapamam abi, ben. Benim antenimi kırmışlar. Merve hemen Toy. Yarın şey alsın bizim. Merve Toy mu kırdı? Dur kardeşim. Merve bir... Toy sen mi kırdın? Merve Toy mu kırdı antenimi? Merve Toy kırmış olabilir. Çünkü yok. O bir ara ben senin anteni onun elinde gördüm. Şaka yapıyorsun. Evet. Elinde kırbaçla yorumcuların bir oraya bir oraya kırbaç. Yok zaten yok. Yani. Kırbacı yok sadece. Yok, sadece kırbacı yok. İstediğini yapıyor bize valla. Kök söktürüyor. Hakikaten bunu. Niye yok yani? Yok artık sen de. Kafasına yattı. Anten vardı burada hatırlıyor musun? Bir anten vardı burada. Yok, kim kullanıyormuş o anteni? Murat Özer'i kullanıyormuş. Ben eski televizyon anteni böyle şey bayağı uzayıp kısalan televizyon antenini sökmüş televizyondan. Ha. Bütün programı televizyon anteniyle yapıyormuş. Bir gün ben ondan sonra programa geldim de masada gördüm şaşırdım hani bu antenle diye. Kırık değil mi dibi? Ha, evet kırık anten. Bildiğin anten. Sevgili Merve Toy. Benim antenimi 17 gündür antenimsiz evet. Yaşadım ben. Merve geldim antenime kavuşacağım derken Merve Toy'un antenimi aldığını iddia ediyor sevgili Fikret Engin. Bir ara eğer Merve Toy sen aldıysan lütfen antenimi geri evet. Getir. Yok kırdı o kırmış olabilir acaba. Sen kırdıysan Merve Toy benim de kalbimi kırdın. Sevgili Merve Toy eğer bunu sen kırdıysan benim kalbimi de kırdın. Lütfen bana yeni bir anten al. Evet. Ya da evindeki televizyonun antenini getir. Eskiden ne antenler vardı? Evet devam edelim. Ben burada yüzüyorum. Tekrar ediyorum sevgili Merve Toy. Antenimi geri getirin. Sevgili Merve Hanım hakikaten çok yani şu anda hiç çok üzgünüm yani benim bu antenimi veya Nuh kardeşim bana yeni bir anten alsın evet, bunu Nuh, Merve Toy yaptı diyorlar. Aynen Nuh. Çünkü bak bu anten normalde benim bu antenim ben böyle bununla böyle konuşurken işte evet. Bu uzundu bu böyle ben bunu böyle konuşurken işte filan diyordum. Şimdi ama baksana bu Merve Toy evet sevgili Merve Toy en bu akşam ben... geliyor mu Merve Toy yayına? Merve'de gördüm. Tamam. Saat 17'de mi gelecek? Evet. Tamam. Sevgili Merve Toy'a geldiği zaman lütfen iletin Murat Özer'e antenini geri istiyor. Anteni versin. Evet. Yalnız tabii Fikret Engin'in iddiası bu. Merve Toy. Ben onu da gördüm. Yani Fikret Engin'in iddiası Merve Toy'da gördüm diyor. İzlerken bir ara bir baktım senin anten Merve Toy'un elindeydi. Tamam. O zaman ben antenimi geri istiyorum sevgili Merve Toy. Onun için de bundan sonra. Bir de şeyden de huylanıyorum. Bir Merve Toy'dan alıyorum bir de Mehmet Ayan'dan. Aa evet o da alıyor. O da alıyor antenimi. Antenimi o da mı aldı? O da alıyor. Ben yani... Evet kameraman arkadaşlar da kafa sallıyorlar. Evet. O da o zaman ya Merve Toy ya Mehmet Ayan. Değil mi? Başka alma şansı yok. Ya değil mi? Doğuş sen ne diyorsun? Doğuş. İkisinden biri. Herkes bu iki isimden şüpheleniyor. Tabii o iki isim. Suat Umuran almıyor. Ben kim? Suat antensiz sunuyor. Suat'ta yok. Suat doğal konuşuyor. Antene evet. Gerek yok. Antenciler kimler? Benim dışımda burada antenci varsa ona göre... Tedbirimi alacağım. Şimdi geçelim Fikret Engin. Gelelim hayatın gerçeklerine. Evet. Beklemediğimiz bir gol yedik. Ya, duran toptan hep yiyoruz abi. Topa sahip olma oranında biz öndeydik. Allah kahretsin o topa söyleyeyim sahip olma. Söyleyeyim 60.5.